Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda FIFA 20 kariyer moduna başlangıç yapıyoruz. 4 senelik YouTube kariyerim boyunca benden hep bu anı istediniz. Dediniz ki abi kariyer modu başlat. Ve bugün arkadaşlar almış olduğum kararla kariyer modu videolarımız başlıyor. Bu zamana kadar bilmiş olduğunuz gibi bir sürü futbolcu videolar çektik. Devamı da gelecek. Kariyer modunu da tıpkı bizim gerçek hayatta çekmiş ya video çekmiş olduğum futbolculara entegre edeceğim. Yani çoğu oyuncuyu buraya transfer edeceğim ve onları belki videolarıma konuk edip onları konuşturacağım. Bu şekilde hem gerçek hayat hem de oyunu bir arada harmanlayacağımız çok güzel bir kariyer modu olacak. Kariyer modunda takım olarak arkadaşlar Salford City'yi seçtim. İngiltere 4. liginden başlayacağız. Altyapıya ve gençlere çok önem vereceğiz. Her zaman bizim yanıp bittiğimizde Türk gençlerimizi biz nasıl kaçırıyoruz, Türk gençlerimizi niye ülkemizde tutamıyoruz diyoruz ya. Bu videomuzda arkadaşlar daha doğrusu bu serimizde uzun bir seri olacak tabii siz eğer beğenirseniz. Bu serimizde Türk futbolcularımızı da bu kulübe transfer edip onları hem Avrupa deneyimi yaşatacağız ve bu kulübe Premier Lig'e çıkarıp Türk oyuncularımızı da güzel bir şekilde pazara sunacağız arkadaşlar. Bu tarz çok tatlı bir kariyer videosu olacak. Şimdi neden Salford City'yi seçtik? Hemen arkadaşlar sizlere bunun nedenini anlatayım. Çünkü bu kulüp arkadaşlar öyle diğer kulüpler gibi normal sahiplenilen bir kulüp değil. Yani tek bir başkanı olan, işte tek bir business'e bağlı olan ve onun para kazandığı bir kulüp değil. Bu kulübün arkadaşlar özelliği eski Manchester United oyuncuları yani Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes ve Nicky Butt'ın arkadaşlar kurmuş olduğu bir kulüp. Ve hatta şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunun bir tane daha business ortakları var ve David Beckham da onun %10'lu kitlesini alıyor. Yani bu kulüpte arkadaşlar David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville gibi isimlerin payı var. Ve onlar da beni arkadaşlar bu kulübün başına geçirmek istediler. Ve şimdi serüvenimize sizlerle birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kariyer modu boyunca kritik maçlara oynayacağız. Çok fazla kritik olmayan normal sezon maçlarını simüle edeceğiz. Neden derseniz arkadaşlar şundan dolayı. Olabildiğince fazla sezon oynayıp, olabildiğince uzun bir kariyer modu yapıp güzel bir hikaye olsun istiyorum. Bu yüzden hani her maçı oynadığımız zaman sürekli gameplay'e dönüyor. Bu modda ben gameplay'den çok biraz hikaye olsun istiyorum. Tabi buna siz karar vereceksiniz. Bu daha ilk bölüm. Sizce bu kariyer videoları boyunca yapacağımız şey bütün maçları kendimiz oynamak mı olsun yoksa sadece kritik maçları mı oynayalım? Bunu hemen yoruma yazabilirsiniz. İsterseniz transfer dönemine geçelim. Hiç şüphe yok ki arkadaşlar yaz dönemi futbolda çok önemlidir ve şu anda kulübümüz bir turnuvaya davet aldı. Hemen bu davetiye de sizlere gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi almış olduğumuz davetler bu şekilde. Buradan herhangi bir kulübü ya da herhangi bir turnuvayı seçerek başlayabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hangisini seçsek aslında çok da fazla düşünmek istemiyorum. Şöyle bir baktığım zaman kulüplerin zaten arkadaşlar birçoğunu bilmiyorum. O yüzden ben bu kulüple Sivasspor'umuz da var, içinde Türksel Süper Lig'den takımlarımız da var. O yüzden bu turnuvayla başlayalım. En azından hedefimiz olan Türk gençlerini görmek ve Türk gençlerine kulübümüzü tanıtmak adına tertemiz bir başlangıç olsun. Evet arkadaşlar hepinizin bilmiş olduğu gibi hayatta para vererek satın alamayacağınız tek şey experience yani deneyimdir arkadaşlar. Bu yüzden kadromuzda hem deneyimli futbolcular hem de genç futbolcuları kullanacağız. Her lokasyonda yani özellikle orta saha, stoper ve forvet hattında birer tane deneyimli ve yanlarına da genç futbolcuları koymayı düşünüyorum. Şu anda Salford City'nin oynamış olduğu kadro 5 defans bir kadro arkadaşlar. Tabi burada sağ bek ve sol bekler arasında defans olarak değil de tempolu olacak kulvar oyuncuları olarak görülüyor. Kadromuza genel olarak bakmış olduğumuz zaman yaş ortalamamız çok da fazla düşük değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi stoper hattımızda 34 yaşında. Bir kardeşimiz var, abimiz var. Onun dışında 24 yaşında, 27 yaşında. Güzel aslında yani yaş ortalaması ne çok fazla ne de çok düşük. Tam ortalarda diyebiliriz. Ancak burada rezervlerde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 22-23 yaşında genç futbolcularımız var. Bizim zaten hedefimiz bu futbolcuları parlatıp Avrupa'ya satmak, daha doğrusu bu takımla ilerlerken bu oyuncuları pazarlamak olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mentalitemiz tamamen Ajax gibi olacak. Biz efsaneleri satın almıyoruz. Biz efsaneleri yetiştiriyoruz şeklinde bir mentalitemiz olacak. Dolayısıyla çok fazla alım yapmadan kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Kadromuzu bu şekilde gösterdikten sonra şu anda ofis kısmına giderek transfer bütçemizin 1.8 milyon euro olduğunu görüyoruz. Bu yüzden çok fazla büyük transfer yapamayacağız. Büyük transferler yerine gençlere yatırım yapacağız arkadaşlar ve gençlere yapmış olduğumuz yatırımlarla kadromuza şekil vereceğiz. Kadromuza baktım ve oyuncularla görüşmelerimizi yaptık arkadaşlar. Şu anda formasyonumuz ve oyuncularımız bu şekilde olarak 4-2-3-1 formasyonunda oynayacağız arkadaşlar. Sezonun başlarını genç bir kadroyla başlayacağız. Orta sahada 30 yaşında deneyimli isim Maynard'dan yararlanacağız arkadaşlar. Kalecimiz ise 33 yaşındaki Neil olacak. Aynı şekilde stoper attığımızdaki Pont da 34 yaşında ve zaten bu ligi çok iyi bilen bir isim. Dolayısıyla bahsetmiş olduğum gibi her lokasyonda bize deneyimli
deneyim katacak, gençleri rahatlatacak isimler bulduk arkadaşlar. Diziliş olarak 4-2-3-1'in dar formasyonda oynayacağız arkadaşlar. Custom taktik olarak ise yani takımımızın nasıl futbol oynaması gerektiğini sert kontrolden sonra baskı oynayacağız. Bilmiş olduğunuz gibi genç futbolcularda zaten bir dayanıklılık sorunu yok. Dolayısıyla pres yapacaklarından zaten eminim. Şu anda kaldığımız genç olduğu için arkadaşlar daha çok defans yapıp uzun top yani kontra atak futbolu oynatmayı düşünüyorum. Onun için zaten roller falan ayarlandı. Her şey okey arkadaşlar. Talimat olarak şu anda futbolcularımdan çok emin olmadığım için fazla bir şey ellemeyeceğim. Sadece genel olarak yapmamız gereken ayar olan beklerimizi ataklarda geride kalıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde defansif orta sahalarımızı ataklarda geride kal diyorum. Çünkü şu anda hiçbirinin potansiyellerini bilmiyoruz arkadaşlar. Potansiyellerini ilk 2-3 maçtan sonra zaten anlayacağız. Bu şekilde bir başlayalım. Bakalım neler olacak. Şu anda genç ağırlıklı bir kadro kurduk. Tabii ki taraftarlarımız bizden çok şey bekliyor. Özellikle takım başkanlarımız bizlerden çok şey bekliyor. Bakalım neler olacak. Transfer kısmına geldik arkadaşlar. Transfer kısmına kadroma bakmış olduğum zaman kalecilerimin ikisinin de yaşlı olduğunu görüyorum. Bir tanesi 31 yaşında, bir tanesi ise 33 yaşında. Gerçekten de bizlere 1-2 sene sonra çok zorluklara sokacak bir kaleci yapımız var. Bu yüzden mutlaka bir kaleci satın almamız gerekiyor. Ben kaleci lokasyonu için arkadaşlar aklımda bir fikir var. Kendisi benim gerçekte de arkadaşım. Çok da iyi bir kaleci arkadaşlar. Yakında zaten sizler de ismini duymaya başlayacaksınız. Tarık Çetin 22 yaşında. Benim çocukluk arkadaşımdır. Tarık Çetin'i ben kulübümüze katmak istiyorum. Neden istiyorsun derseniz arkadaşlar Tarık Fenerbahçe altyapısından çıktı. Geçmiş sezonda Fatih Karagümrük'te bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar kupayı kaldırdılar ve Tarık'ın o maçta kurtarmış olduğu inanılmaz bir top var arkadaşlar. Bu yüzden ben Tarık'ı kesinlikle kulübümde görmek istiyorum. Tarık'ı da çok güzel yerlere getirmek istiyorum. O yüzden ilk girişimimizi Tarık Çetin için yapıyoruz. Kadromu eklemek istediğim tempolu orta sahalardan bir tanesi ise arkadaşlar Azubuike. Azubuike de gerçekten Süper Lig'de izlediğimiz box to box oyununda özellikle fiziği ve hızını çok iyi konuşturan bir isim. O yüzden Azubuike için de girişimlerimizi başlattık. Orta saha ve kaleci pozisyonları için girişim yaptıktan sonra sıra geldi atak kısmına arkadaşlar. Atak kısmında bize maç açacak, kilitlenen maçlarda 2-3 adam geçirdik bizim işimizi rahatlatacak bir isim lazım. Ve bu yüzden de arkadaşlar sizlerin de zaten hepinizin bilmiş olduğu gibi Chong kardeşimizi kulübümüze transfer etmek istiyoruz. Şu anda kendisi United'da oynuyor arkadaşlar. 19 yaşında hem sağ açık hem sol açık oynayabiliyor. Yani atakta iki yönlü de oynayabilen bir isim. Dolayısıyla sakatlanan birisi olursa kadromuza bize çok fazla rotasyon katacağı için bu kardeşimizi de aday listesine ekliyorum. Eğer Azubuike bize olumsuz bir geri dönüş yaparsa yani Medipol Başakşehir'den Azubuike'yi kiralayamazsak diye onun tıpkı ona benzer box to box bir isim olan ancak çok bilinmeyen Masengo'yu da arkadaşlar aday listesine ekleyeceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Masengo'nun zaten saçlar falan Ruud Gullit'e benziyor arkadaşlar. Box to box oynayabilen iyi bir futbolcu. Genç bir futbolcu Bristol City'de oynuyor arkadaşlar. O yüzden bu kardeşimiz için de hemen teklifimizi yapıyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar stoper pozisyonunda Loic Emesoho arkadaşlar hemen aday listemizi ekliyoruz. Bu ismi Paris'ten bilenleriniz bilir. 4-3-3 sayfası birkaç kere paylaşmıştı arkadaşlar. Boyu çok uzun ve boyuna göre çok atletik olan bir stoper. Şu anda zaten günümüz tıpkı Varan örneği gibi verebiliriz. Hem boyu çok uzun hem hızı çok iyi. İyi oynayabilen ve oyunu açabilen bir stoper. Bu kardeşimiz için de arkadaşlar tekliflerimizi gönderdik. Şimdi zamanı ileri saracağız ve bakalım bizlere ne türlü geri dönüşler olacak. Kulübümüzden geri dönüşler gelmeye başladı arkadaşlar. Bu sene bizlerden neler beklediğini önümüzdeki adımları bizlere anlatıyor. Görmüş olduğunuz gibi aslında bu sene çok da fazla bir hedefimiz yok. Ama zaten bir insan hedefsiz olursa hiçbir şey başaramaz arkadaşlar. Bizim kendi hedeflerimiz var. Bu kulübü en iyi yere getirmek için, gençlerimizi pazarlamak için. Bizler için ilk senemiz, benim teknik direktör olarak da ilk senem. Bundan dolayı bu kulüpte çok güzel şeyler planlıyoruz. Evet kulübümüz bizden bir şey beklemiyor olabilir. Bu bizi biraz rahatlatıyor. Ama biz hedeflerimizden şaşmayacağız arkadaşlar. Özellikle burada altyapı ve yurt içinde başarı şu anda bizim en önemli iki tane kriterimiz. Zaten marka değerimiz kulübümüzün başkanları sayesinde olacak. Yurt dışında başarı önümüzdeki 2 sene içinde planladığımız bir başarı şekli arkadaşlar. Finansal olarak zaten gençleri kullanacağımız için henüz bir beklentimiz yok. Ama 1-2 sene içinde Premier Lig'e doğru olan yolumuza burayı da artıracağız. Ve büyük zaman geldi çattı arkadaşlar. Şu andaki kadromuzla ilk maçımıza çıkacağız. Hemen maçı simüle ederek bakalım. Kurmuş olduğumuz kadro, genç kadro ne kadar iyiymiş, bizim beklediğimiz kadar iyi mi değil mi hep birlikte bunu görürüz arkadaşlar. O yüzden hemen ilk başımızı simüle ediyoruz. Bakalım gençlerimiz bize nasıl bir skorla geri dönecek. Evet 3-1 mağlup oluyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu anda gençlerimiz ilk maçında mağlup oldu ama hiç sorun değil. Zaten düşe düşe bunları öğreneceğiz. Kötü sonuçlar ala ala bunları öğreneceğiz ve kendimize geleceğiz arkadaşlar. İlk maçı mağlup olarak tamamladı gençlerimiz ama hiç sorun değil. Sezona fişek gibi başlayacağımıza söz veriyoruz. Şu anda kadromu kullanmayı düşünmediğim bir isim için bir transfer teklifi geldi arkadaşlar. Hem 27 yaşında hem hızı iyi değil. Daha doğrusu bizim takım oyunumuza uyacak bir isim değil arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Karlaç'ın gelen teklifi
kabul etmeyi düşünüyorum. Hatta karşı teklif de yapabiliriz. Bunun konusunda pek emin değilim ama direkt teklifi kabul etmek bence en mantıklı seçenektir arkadaşlar. 390 bin euro karşılığında hiç elimde kullanmayacağım bir futbolcuyu satarak en azından kendi bütçeme güzel bir eklenti ekleyip arkadaşlar bu şekilde altyapı yatırımlarımızı devam edebiliriz. Bu teklifin gelmesini gerçekten hiç beklemiyordum çünkü geçen maç kadroda değildi. Bu yüzden teklifin gelmesi beni şaşırttı. Bu maçı biz yapalım. Ankara Gücü'ne karşı bakalım neler yapacağız. Hep birlikte görelim. Ankara Gücü maçı gerçekten bizim eksiklerimizi görmemiz açısından mükemmel bir maçtı. Resmen bizim takım özetimizi çıkardık. Aldığımız dersler var. Öncelikle takım olarak evet kontratak futbolunu çok iyi oynuyoruz. Hiçbir sorun yok. Ancak işin defans kısmında birazcık sorunlarımız var. Orta sahalarımız özellikle box to box özellikleri olmadığı için ya takdirde defansta bir yönlü oyuncu oldukları için atağa çıkarken bizleri zorluyorlar arkadaşlar. Kanat oyuncularımız iyi topu taşıyabiliyorlar ancak takımda genel olarak bir finishing sıkıntısı var. Yani önümüze gelen topları bitiremiyoruz. Bu maçta çok basit bir gol yedik. Çok basit bir golle maça başladık. Ancak maçın ilerleyen kısımlarında resmen bütün maçın kontrolünü elimize aldık. Direkten dönen toplar olsun, kaçırdığımız goller olsun bir sürü pozisyon yakaladık. Aslında istediğimiz oyun karakterini, istediğimiz o gençliği, istediğimiz atletizmi sahaya yansıttığımızı söyleyebilirim. Şu anda tek bir sorunumuz var arkadaşlar, o da finishing. Bu yüzden takımımıza şutu iyi olan bir kanat veya santrafor arayışına girmiş durumdayız. Şu anda bir iyi bir şutu olan bir isim arıyoruz. Ayağı iyi olan ve oyunu açabilecek bir isim arıyoruz. Bunun dışında kanatlarımdan memnunum. Forvet arkamdan da memnunum arkadaşlar. Sadece bir santrafor ve şutu iyi olan belki de bir orta saha alarak yolumuza devam edeceğiz. Kaleci sıkıntısı olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak kalede mutlaka genç bir isim oynatmayı düşünüyorum. Çünkü sahanın her yerinde oynayan genç isimler var. Eğer Tarık Çetin teklifimizi kabul ederse, Rizespor teklifimizi kabul ederse Tarık Çetin'i kalemize göreceğiz. Orta sahada ilk tercihimiz Azubuike, olmazsa alternatiflerimiz de var. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sizin şu anda izlemiş olduğunuz gibi gerçekten çok temiz pozisyonlar yakaladık ama bir türlü atamadık. Ankara Gücü sağlam bir futbol oynadı. Gol attıktan sonra kendi yarı alanında çekildi ve güzel defans yaptı. Özellikle Thiago Pinto'nun bekteki faaliyeti bizim kanatlarımızı bitirdi. Santrafor'da da işte Yalçın Ayhan'ın da oynayışı gerçekten de bizleri zora soktu genç futbolcularımızı. Ama güzel, istediğimizi aldık. İstediğimiz kendimizi görmek, özetimizi çıkarmak ve takım ruhunu ortaya koymaktı. Gol yedikten sonra pes etmedik. Savaşmaya devam ettik. Bir sürü pozisyon yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Futbol bu. Top oyunu her şey olabilir. 3 ihtimalledir her maçın sonucunda ve bu maçta bizim kaderimize yenilmek varmış. Ama yenilmek var. Yenilmek var. Biz savaşarak yenildik. Bu da sezonun devamında bizlerin neler yapabileceğini rakiplerimize gösteriyor ve korku salıyoruz arkadaşlar. Salford City olarak bizim için çok güzel bir özet maçı oldu. Bu maçtan almış olduğumuz derslerle transfer rotamızı çizeceğiz ve sezon açılışına tam kadroyla çıkıp antrenmanla fişek bir şekilde başlamayı düşünüyoruz. Maç istatistikleri evet arkadaşlar, de bu transferlerde bazı girişimlerde bulunduk. Burada görmüş olduğunuz gibi Embeso ve Masengo'yu arkadaşlar kulübümüze kiralık olarak kattık. Masengo 2 sene bizimle birlikte olacak. Embeso da 1 sene bizimle birlikte olacak ve kendini geliştirmeye bakacak. Bunun dışında Azubuike için Başakşehir'le 1.1 milyon euroya anlaşma yaptık arkadaşlar. Zaten Azubuike'yi en az 6-7 milyon euroya satacak bir potansiyelimiz var. O yüzden evet transfer bütçemizin belki bir çoğunu Azubuike'ye veriyoruz ama Azubuike de bize çok maç kazandıracak bir isim. Henüz oyuncuyla görüşmedim arkadaşlar. Çünkü şu anda önümde daha önemli olan bir karşılaşma var arkadaşlar. Karşılaşmamızı öncelikle yapalım. Shield'ımızda güzel yerlere gelelim. Şu anda kadromuzda bu şekilde. Kadro değişikliğe gittim arkadaşlar. Forvet'te Jarvis deneyeceğim bu maçta. 27 yaşta 1.91 boy var. Hızlanması 83. Boyuna göre hızı gerçekten çok iyi. Kadronun devamı aynı arkadaşlar. Sadece forvet arkasında bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Eğer orada bir isim bulabilirsek hemen satın alacağız. Beklerimden çok memnunum. Beklerim hem hızlı hem de ayakları iyi. Dolayısıyla beklerimden memnunum. Henüz bir bek transferi yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu maçta solda Thomas Asante'yi yedekten sokacağım ve Thomas Asante'ye de şans vereceğim. Bu şekilde maçın gidişatı neler olacak hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, turnuvayı oynarken elektrik kesintisinden dolayı maç gitti. Turnuvadan elendik ama sorun yok. Zaten bizim için çok da önemli değildi. Bizim için önemli olan şey lige nasıl başlayacağımızdı. Bu zaman zarfında birçok transfer teklifi yaptık arkadaşlar. Hemen şu şekilde göstereyim. Çoğu kabul olmadı çünkü istediğim paraları oyuncu alamadım. Çok fazla para vermek istemedim. Çoğunda da arkadaşlar kulüple anlaşıp oyuncuyla anlaşamadıklarımız oldu. Ama burada çok önemli iki isim kadromuza kattık arkadaşlar. Azubuike ve Joseph Willock biliyorsunuz Arsenal'den kulübümüze transfer oldu. Aynı şekilde Azubuike de kulübümüze transfer oldu. Orta saha olarak gerçekten box to box oynayabilen çok iyi iki tane orta sahamızı almış olduk. Ve bunları ileride tabii ki de satacağız. Şu anda da arkadaşlar son bir transfer listesi yaptım kendime. Burada Artem Zuba var zaten hepiniz bilmiş olduğu gibi. Bir sürü futbolcu var. Bunların hepsini deneyeceğiz. Türk olarak arkadaşlar Ahmet var. Hemen Ahmet'i direkt kiralama teklifi olarak bir deneyelim. Bakalım Ahmet kiralama teklifine yakın bakacak mı? Özellikle Schalke kulübü. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Ben 2 sene kiralamayı düşünüyorum. Çünkü 2 sene hepimiz için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Benim kendi görüşüm bu şekilde.
uygun buluyoruz diyor. Süper. Zaten Ahmet'in şu anda potansiyeli de çok fazla arkadaşlar. O yüzden tam da benim istediğim kısımda bir oyuncu. 40'a 60 önerelim. Eğer kabul ederlerse olur. Etmezlerse 60'a 40 iki tarafta daha uygun olur diyor. Hemen buna karşılık olarak 50 teklif edeceğim arkadaşlar. 50'ye okey derlerse zaten okey diyeceklerini düşünüyorum. Maaşı böyle biliriz diyor. Okey, tamamdır arkadaşlar. 50-50 şeklinde Ahmet'le de kulübüyle anlaşmış olduk. Kulübümüze bir tane Türk katmak istiyordum. O yüzden Ahmet Kutucu da bize çok iyi yarayacak. Burada Veah var arkadaşlar. Parrot var. Jonathan David. Jonathan David'i ben çok kadromuza katmak istiyorum ama zaten görmüş olduğunuz gibi kendisine uygun değil şu anda. Adama Traore var. Tabi bunlar çok fazla hayal transferleri şu anda. Zaten görmüş olduğunuz gibi kadronuza dahi katamıyorsunuz. Bunun dışında Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen eklemişim. Uğurcan'ı zaten vermezler. Hüseyin'i deneyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Trabzon iki tane fişek futbolcusu. Bunlardan da bir şey çıkmadı. Lucas Zidane zaten bu sene transfer oldu. Zaten bundan bir şey çıkmaz. Perat'a bakıyoruz arkadaşlar. Tottenham kabul edecek mi? Kiralık yanaşmıyor. Zaten biz şu an satın alma gibi durumumuz yok. Veya da zaten aynı şekilde kulübe yaklaşmayı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Artem Zuba kaldı ve Ahmet kaldı. Zaten Ahmet olur büyük ihtimalle. O yüzden Zuba'yı da kaldırıyorum ve transfer dönemimizi bu şekilde arkadaşlar tamamlayacağız. Şu anda zaten kadromuz gerçekten güzel. Şu şekilde göstereyim sizlere arkadaşlar. Azubuike var. Joseph Willock da buraya katılacak. Zaten kanatlarından ve beklerimden memnun olduğumu söylemiştim. Bu tür takımlarda tabii ki her mevkiden mutlu olamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden en azından ilk sezon yapmış olduğumuz ya da gerçekleştirmiş olduğumuz başarılarla çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Transfer listemize de kadromda düşünmediğim bütün isimleri koydum arkadaşlar. Başarısız oldu diyor. Sorun yok. 125 kadar satın almak istiyor. Bakın şu anda kullanmak istemeyen futbolcuya teklifler geliyor. Bunları ben direkt arkadaşlar kabul edeceğim. Kendisi gidebilir. Çünkü kullanmayacağım bu futbolcuları arkadaşlar. Bundan dolayı hemen kendisini gönderiyorum. Çünkü kulüpte para yeri açmam gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi oyuncuların bana yazmış olduğu şeyler var. Ama şu anlık benim kadro planlamam bu şekilde arkadaşlar. Joseph Willock da olacak, Azubuike de olacak. Büyük ihtimal formasyon değişikliğine gideceğiz. Güzel bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar olsun. Elbette ki eksiklerimiz olacak çünkü ilk defa kariyer modu oynuyorum. Bu videonun altına yazacağınız yorumlarla kariyer modumuzun devamını arkadaşlar şekillendirebiliriz. Neler nasıl olmalı, nerede eksik vardı veya nereyi değiştirsek daha iyi olur. Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Eğer bu videoda güzel bir beğeni gelirse hemen yarın 2. 3. 4. 5. bölümü o şekilde ilerleriz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.